Teracim-i ahval tarihin mukaddemesidir. Bizim teracim-i ahvalimiz İslam tarihinde İbn Hişam'dan başlatılır. Osmanlılar devrinde şakayık ve zehirlerinden ve Cumhuriyet devrinde İbn Ülem'in ne kadar merhuma kadar gelir? Tarih, peygamberler de içinde olmak şartıyla kahramanların hikayesidir. Biyografiye iki açıdan bakmak mümkün. Birincisi, insani bilgi olarak ve okuyucu olarak biyografi. Yani kişileri tanımak, halde veya mazideki kişileri tanımak. İkincisi de kişileri araştırıp yazmak. Sayın hocalarım, değerli misafirler, hepiniz bu yılın son programı olan Nasıl Yazdım seminerine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen yıldan beri her ay düzenlediğimiz biyografi toplantılarında bu alanda çalışmalar yapan hocalarımızla birlikte bir araya gelmiş ve onların tecrübelerinden istifade etmiştik. Bu programlar kapsamında yalnızca ülkemizdeki biyografi çalışmalarından bahsedilmemiş, Batı'da yapılan çalışmalarda ele alındığı gibi otobiyografi, ben anlatıları gibi alanlarda araştırmalar yapan uzman akademisyenler tarafından bizlere aktarılmıştı. Bugün de bir araya gelmemize vesile olan yeni bir konuyla karşınızdayız. Uzun zamandır buraya davet etmek istediğimiz Sayın Hocamız Profesör Doktor Ali Birinci'yi pandemi sonrası gelişen şartlar nedeniyle ancak bu zamanlarda ağırlama şansına sahip olduk. Kendisiyle enstitümüzün kuruluşundan itibaren iletişimdeydik ve faaliyetlerimizden de haberdardı. Bilindiği üzere Sayın Hocamız uzun yıllardır biyografi alanında büyük emek sarf etmiş ve Türk Akademisi'nin yüz akı olan yayınlar yapmıştır. Bu yayınlardan birkaçını bugün burada ele alacak olup teracim-i ahval üzerine bir konuşma yapacaktır. Hocamız akademik hayatına Hürriyet ve İtilaf Fırkası başlıklı doktora teziyle başlamış. Daha sonra ekseriyeti biyografi olmak üzere yayınlar yapmıştır. Bunlardan bazılarını bugün burada ele alacağız. Ayrıca Bilim ve Sanat Vakfı'na bağışladığı biyografi fişleri koleksiyonunun toplanmasında ve sadece biyografi alanında değil, kültür, sanat ve düşünce hayatı üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılara sunulmasında emek sarf etmiştir. Böylelikle ilmi hayatının çetrefilli yollarında harcadığı zamanın arkasından gelen araştırmacılara da katkı sunmasını sağlamıştır. Bu husus bürokratik engellere takılan pek çok araştırmacının hususi bilgileri elde etmesi için paha biçilemez bir nimettir. Zira yılların ürünü olan göz nuru bilgiler bu koleksiyon sayesinde saklı sandıklardan çıkmış, gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu açıdan Sayın Birinci çağımızın adeta Mehmet Süreyya'sı Bursalı Mehmet Tahir'dir. Saydığım bu isimlerin çalışma tarzını hatırlarsak teşbihte kusur olmayacağı aşikardır. Ben ikinci sınıfta bir lisans öğrencisiyken İstanbul Üniversitesi'nin görkemli salonunda bir sempozyumda Ali Birinci hocamızı Türk Tarih Kurumu başkanıyken dinlemiş, ilk o zaman görmüştüm. Şimdi bugün icraatlarında mesai harcadığım Biyografi Enstitüsü'nün programında kendisini ağırlamak benim için hem duygusal bir anı hem de iftar meselesi, iftar kaynağı. Bu vesileyle kendisini sizlerle buluşturmak adına hocamızı kürsüye davet ediyorum. Profesör Doktor Ali Birinci. Pek muhterem hazırın, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri konuşmama başlarken hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Biyografi çalışmalarımın sebeplerini ve biraz da meselelerini, tabii bu arada bu husustaki heyecanlarımı sizin tartınıza sunmak istiyorum. Sizin tartınıza derken siz konuşmaların sonunda bendeniz sorularınızı beklerken bana yanıldığımı,
veya eksiklerimi hatırlatabilirsiniz. Bildiğim hususları ben de sizin sorularınız vesilesiyle söylemeye çalışırım. Böylece birbirimizin bilgilerini dağarcığını zenginleştiririz diye düşünüyorum. Şimdi efendim, bu hususta tabiatıyla benim bir kısım düşüncelerimi veya heveslerimi, heyecanlarımı sizlere arz edeceğim. Tabii bunlar şahsi görüşlerim ama şahsi görüşlerimin bir de hatırıma gelen gerekçelerini benden önce bu meselelerde okumuş yazmış insanların yazdıklarına atıfta bulunacağım. Dolayısıyla benim bu görüşlerimi besleyen metinleri de size arz etmeye çalışacağım. Bir kere kestirmeden söylemem gerekirse, ben aslında teracim ahvali tercih ediyorum ama ev sahiplerimiz biyografi demişler. Anayasaya aykırı değil, biraz da Türkçeleşmiş bir Türkçe. Fakat bendeniz hele hani İbn-i Lemin'in yolundan çıkan ve mirasına sahip olanların bu ismi söylerken acaba İbn-i Lemin ne derdi diye sordum Rıdvan Bey kardeşime. Muhtemelen azarlardı yani, rahmetli, çok güzel azarlar insanları ve en azından teracim-i ahval encümeni falan gibi bir isim çıkardı ortaya. Ben hala bu teracim-i ahvalden ve tercüme-i halden vazgeçemiyorum. Biraz yani dostlarım benden vazgeçmeyince ben de ondan vazgeçmemeye çalışıyorum. Huyumdan geliyor bu. Dolayısıyla teracim-i ahval terkibi bir gün beni kullanma artık Ali deyinceye kadar ben ondan yanayım. Ama öyle bir şey der mi bilmiyorum. Hemen kestirmeden ifade edeyim. Teracim-i ahval tarihin mukaddemesidir. Carlyle'dan beri tarih peygamberler de içinde olmak şartıyla kahramanların hikayesidir. Hakikaten de eskiden alaka gösterilecek adam dendiği zaman Amerikalıların ifadesiyle standart adam dikkati çekmez ama kahramanların başta peygamberler olmak üzere hikayeleri tarih niyetine yazılırdı. Şimdi bu sizin de bildiğiniz Harp ve Sulh romanının Milli Eğitim baskısının en arkasında Tolstoy'un 43 sayfalık bir tarihin konusu diye çok güzel bir yazısı var. Orada da yine anlatır. Eskiler kahramanların hayatını milletlerin hayatı yerine anlatırlardı. Çünkü bütün milletle uğraşacak halleri yok. Ama esas itibariyle kahramanı anlatmak o günlerin tarihinde milleti anlatmak demekti. Tarih çeşitlendiği zaman yani jeolojinin bile, historik jeoloji diye bir kitap var. Jeolojinin bile tarihi yazılacak kadar tarih çeşitlendiği zaman biyografi bir parça hele bizde ihmale uğradı. Fakat günümüzde de batılı devletlerde hele Rusya'da çok büyük biyografik neşriyat yapan yayın evleri var. Mesela Rusya'da Rusların Jizil diye yani meşhur adamların, ünlü adamların hayatı diye bir dizi var. 1890'dan beri yayın yapıyor. Aynı zamanda 2. Alexander'ın emriyle Rusya'da büyük biyografi ansiklopedisi yapılmış 19. asrın sonunda. Şimdi aslında biyografinin iki kanadından veya biyografiye iki açıdan bakmak mümkün. Birincisi insani bilgi olarak ve okuyucu olarak biyografi. Yani kişileri tanımak.
halde veya mazideki kişileri tanımak meselesi, şahsen tanımak. İkincisi de kişileri araştırıp yazmak. Şimdi birincideki mesele basit. İnsanoğlu birbirinin selamlaşırken bile adeta bir nasıl anlatayım, zenginleşme vesilesidir. Yani bir insanla sabahın köründe tatlı bir şekilde bayramlaştığınız zaman veya mesaiye giderken selamlaştığınız zaman içinizde bir zenginlik, bir duygu gücü hissedersiniz. Fakat sevmediğiniz bir adamı gördüğünüz zaman yine filana rastladım, bugünüm rezil olacak dersiniz. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. İktisat kitaplarında, mesela Sencer Divizioğlu'nun kitabında, mikro iktisat kitabında bir Russell paradoksundan bahsedilir. Russell paradoksu şu: İngiliz Bertrand Russell diyor ki, üretim yüzlerce unsurun bir araya gelmesinden ortaya ürünün çıkmasıdır. Fakat diyor, paradoks burada, fakat diyor, bir üretim unsurunun içindeki müfredattan, yani üretim unsurunun unsurlarından, ürünün unsurlarından herhangi birinin o ürünün değeri içerisinde payı nedir, bunu bilemeyiz ve bu mümkün değil. Hayatta da bir insanla karşılaşmanın, başka bir insana konuşmanın, oturup bir bardak çay içmenin başka bir insana olan tesirinden tesirini ölçemeyiz. Ama bu tesir muhakkaktır. Yani insanoğlu aynı hayat içinde yürürken tıpkı derede sel önünde yuvarlanan taşlar gibi birbirini şekillendirir. Zenginleştirir veya fakirleştirir. Dolayısıyla siz iyi bir insanla karşılaşırsanız veya iyi bir insanı hakkındaki kitap dolayısıyla tanırsanız, mesela örnek olarak Muhammed Esat diye bir, kitapları da Türkçe'ye tercüme edilen bir adam var. Onun insan olarak Peygamber Efendimiz'e anlattığı Hazreti Muhammed kitabı var. Orada çok enteresan sahneler var. Veya Hermann Hesse'in Siddhartha'sını okursanız, sanki adam Buda ile beraber yaşamış gibi hissediyorsunuz. Okursanız oradan içinize iyilik duygularının girdiğini, adamın sizinle beraber ondan sonra yaşadığınızı zannedersiniz. Yani iç dünyanız zenginleşir. Şimdi hayatta kötü insanlar tanıdığımızda, rastladığımızda, bir söz işittiğimizde, o insanlar iç dünyamıza, kalbimize davetsiz misafir olarak girerler. Fakat iyilerin girmesi için iyileri bir cehd neticesinde, bir emek neticesinde tanımamız lazım. Yaşıyorsa meclisine gideceğiz, sohbetinde bulunacağız. Hayatı hakkında bir şeyler yazıldıysa o metinleri okuyacağız. Şimdi bu mesele üzerinde, yani beşeri münasebetler üzerinde Türkiye'de pek insanlar düşünmüyorlar. En fazla işte işletmelerde beşeri münasebetler filan diye ders kitabı var, kitapları var ama okuyup imtihanları görüyoruz. Sonra bir insanla tatlı bir selamlaşmanın, bir çay içmenin insan üzerinde yaptığı tesiri pek düşünmüyoruz. Şimdi çok klasik bir ifade var. Son senelerde moda oldu. Kuşlar sürüsüyle uçar diye, ama insanlar da sevdikleriyle uçar. Veya iç dünyalarına giren kötü insanlarla beraber düşerler. Yani siz 100 kötü insan tanıyıp, sadece 100 kötü insan tanıyıp, hiç iyi insan tanımadan, dünyadan aşınmamış, kötülüğe bulaşmamış bir insan olarak göçemezsiniz. İnsanlar da aynı zamanda sevdikleriyle beraber yükselirler. Bir insanın bizim iç dünyamızda yaptığı bir kaş çatışıyla
bir sert bakışıyla yaptığı tahribatı biz ekseriya pek düşünmeyiz. Üstünde durmayız ama o tahribat çok büyüktür. Ölçülemeyecek kadar büyüktür ve kötü bir tahribat yapar. Bu duyduğunuz şüphesiz sahaflarda 12 numarada bir Ekrem Karadeniz amca vardı. Duyanlar vardır. Şimdi Ekrem Karadeniz amcanın İş Bankası'ndan musiki kitabı da var. Türk musikisinin usul ve esasları. Bestekar aynı zamanda. Bir bestelenmiş şarkısı var. Sevdi gönül her dilberi, divaneye döndü. Lep lep dolaşan mey dolu peymaneye döndü. Her bir güzelin sinede bin şerhası vardır. Dilhanemizin her yanı viraneye döndü. Şimdi burada her bir güzelin sözünü biraz değiştirip mesela her bir muhibbin diyebilirsiniz. Dostlarınızdan darbe yediyseniz. Her bir insanın diyebilirsiniz. Yani biz aslında günlük hayatta her an birbirimizi ya besliyoruz ya da yıpratıyoruz. Ama bunun üstünde pek düşünmüyoruz. Şimdi bu teracimi ahvalin bir bakıma beşeri kısmı veya bir kısmı ama bu çok önemli bir kısım. Dolayısıyla teracimi ahvale dair kitapların mesela Hasan Ali Yücel bir yazısında terbiyenin büyük vasıtalarından biri olduğunu söyler. Mesela Avrupa'da onun için sadece Bismarck hakkında Almanya'da değil, Fransa'nın belası olduğu için Fransa'da da yüzlerce kitap basılmıştır. Ve tanıdığınız her iyi insan iyilik yolunda atılmış bir adım sayılabilir, sayılmalıdır. İş dünyanıza her zaman kötü insanlar giriyor rastlaştığınız. Pek fark etmiyorsunuz ama sizi yıpratıyorlar. Bir daha gördüğünüz zaman da biraz psikolojiniz moda tabirle veya maneviyatınız bozuluyor. Bu kötü insanları desteklemek, bu kötü insanları içinizde hakimiyetine mani olmak için, onları azaltmak için nispi olarak muhakkak iyi insanların biyografilerini okumanız veya günlük hayattaysa tanışıp yanında bulunmanız gerekir. Şimdi işin bir başka tarafı da şu. Aslında dünkü evliya menkıbeleri hep iyi insanların hayatlarını veya sevgilerini iş dünyamıza yaymak içindir. İster sözlü olsun ister yazılı. Bu bakımdan insan tanımaya dünyada daha rahat yaşamak için, belki dünyaya bağlanmak için mecburuz. Yeryüzünde dostunuz olmadığı zaman hem huzursuz oluyorsunuz hem de intihara yakın oluyorsunuz. Dünya ile ilişkiniz kesiliyor. Bunun bir başka tarafı var. Mesela evinizin fertlerini tanımak zorundasınız. Sokakta iyi insanlar vardır, tanıyıp selamlaşmak zorundasınız. Tanışmalısınız. Misak-ı milli sınırları içerisinde bugün yaşamış iyi insanlar varsa tanıyacaksınız veya hayatları yazılmış iyi insanlar varsa onları okuyacaksınız. Bir bakıma sizin insanları tanımanız ama kötülerden önce de iyileri tanımanız sizi içinde bulunduğunuz cemiyetle bütünleştirir, kaynaştırır ve bir bakıma size de hayat yaşama arzusu ve sevgisi verir. Bu teracim-i ahvalin insani yönü olarak anlatılabilir. Mesela bunu anlamak için pekala tanıştığınız iyi insanlarla münasebetlerinizi, karşılaşmalarınızı, rastlaşmalarınızı anlatabilirsiniz. Ve onlarda beğendiğiniz özellikler varsa o özellikler üzerinde düşünüp tartışabilirsiniz. Her iyi insan hayatla olan bağımızda bir zincir halkası gibidir. Bu anlattığım hususlar biraz da şahsi tecrübelerimin, zaman zaman da acı tecrübelerimin ama iyi insanları tanımaya meraklıyım.
meraklarımdan birisi, şahsi merakımdan bahsediyorum. Çünkü bunlar benim şahsi heyecanlarım, katıldığım heyecanlar. Ama tanıdığımız her iyi insan, dediğim gibi, bizi hayata bağlar. Aynı zamanda hayatı biraz daha yaşanır kılar. Dolayısıyla bizim insan olarak zevklerimiz arasında insanları keşfetmek, yani iyileri keşfetmek, eğer kitap yazmışsa bence insanın en güzel eseri kitaptır. Kitap yazmışsa kitapları keşfetmek, yani iyi insanların iyi kitaplarını keşfetmek, okuyan ve yazanların tercihleri arasında en başta gelmelidir diye düşünüyorum. Kutuplar keşfedilmiş, Afrika'yı Dr. Stanley keşfetmiş ama keşif bekleyen bence en önemli şey, birincisi, insanoğludur ve hala insandır. Bu bakımdan bunun önemine inanıyorum. Bir yazar olarak veya bir tarihçi olarak Teracim-i Ahval'e gelecek olursak, Türkiye'de Teracim-i Ahval'in tarihçesine dokunacak değilim ama bizim Teracim-i Ahval'imiz İslam tarihinde İbni Hişam'dan başlatılır. Yani Sıret'ten Peygamber Efendimiz'in. Ondan sonra Osmanlılar devrinde Taşköprülüzade'den, yani Şakaik ve Zeyirlerinden, sonra Tezkire-i Sehi'den şairlerimizin hayat hikayelerinden başlatılır. Ve Cumhuriyet devrinde sizin de bu adına enstitü kurduğunuz İbn-i Lem'in ne kadar merhuma kadar gelir. Ve bu meselede aslında işin doğrusu yazılanlar çok da geliş veya çok da fazla birikim sağlanamamıştır. Bizde birçok biyografi kitabı Batı'da diksiyoner denilen Frenkçesiyle, yani sözlük mahiyetindedir ve çok azdır. Fakat Batı'da Plutarkos ismindeki Yunanlı'dan başlatılan çok zengin bir biyografi geleneği vardır. Şimdi 16. yüzyılda dünyada coğrafi keşifler yaygınlaşırken ve dünya küçülürken, 17. asrın sonlarına doğru Batı'da, bilhassa Fransa'da, son zamanlarda biyografi ve tarih diye bir Barbara Cain isimli bir hanımın kitabı çıktı. Orada bu anlattıklarımın hülasası var ama bu sayfalar çok hülasa. Orada iki Fransızın, Moreri ve Belin, Pierre Belin, ilk defa biyografi ansiklopedilerinden bahsedilir. Batı'da 18. asırda bu iki kitapla başlatılan biyografi ansiklopedileri bir bakıma beşerin keşfi olarak yorumlanabilir. Ve bu ansiklopedilerde sadece Fransızlar yok, bütün dünyaya dair kişiler anlatılır. Mesela Pierre Belin kitabında Fransız İslam peygamberi ve Osmanlı devlet adamları hakkında çok geniş bilgiler vardır, maddeler vardır. Yani bir bakıma Fransızlar Avrupa'da ve Amerika'dakinden önce olarak beşeri coğrafyayı keşfetmeye başlamışlardır. Ve Fransa'da çok büyük bir biyografi birikimi vardır. Bunlardan bir kısmı biyografilerine yeni ufuklar katmışlardır. Ve biyografiyi incelerken aynı zamanda biyografisini yazdıkları adamın sosyal şartlarını da yazarlar, araştırırlar. Bir bakıma sosyoloji içinde veya içtimai şartlar muvacihesinde kişiyi yazmaya çalışırlar. İşin bir başka önemli tarafı, kahramanlardan bahsederken mesela Batı'da doğum ölüm tarihi milattan sonra çok belli değil, kesin değil ama 46 ve 120 yılları arasında yaşamış olan Plutarkos'un bir sözü var. Bana o çok uyuyor. Diyor ki Plutarkos, bir insanın kahraman olma, hep kahramanların hayatını yazmış. 48 kişi. Maalesef bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok azı tercüme edilmiş bunun.
Perikles Perikles'le Romulus tarafı, Perikles'le, affedersiniz, ikinci ismi unuttum. Perikles'in hayatı ve bir başkasının hayatı daha hayatlarda yazılmış. Ama İskender'i 1935'te tercüme edilmiş. İskender'in girişinde bir sözü var. O çok önemli ve bana da çok uygun düşüyor benim görüşüme veya zevkime. Diyor ki, bir insanın kahraman olması, savaş meydanlarında savaşması gerekmez. Bir hareketi yazılabilir. Dikkati çeken bir hareketi. Bir sözünden dolayı yazılabilir. Mesela bir arkadaş yazıyor şimdi onu. Bir kadıya şeyhülislamlık teklif etmişler. Halbuki şimdi şeyhülislamlık gibi bir makam için herhalde millet birbirini çiğniyor. Ama kadı demiş ki, yani şeyhülislamlık çok cazip. Kimseyi ayıplamıyorum makam için. Çünkü bana da bir ara, yani o soruyu siz sormadan ben söyleyeyim kendime. Tarih Kurumu Başkanlığını teklif ettiler. Arkadaşlara sordum. Hatta Kerimem, Hatice Gülşen Hanım, gitme baba. Sen bu işlerde ilk başlısın, rahat edemezsin falan dedi. Gittim. Belki bir şeyler yaparım diye. 3 sene 2 ay sonra kalk dediler. Tam minderi ısıtmıştım. İşleri yoluna koymuştum. Kalktık yani. Ama kapımı çalmasalar daha memnun olurdum. Makamda oturanları ayıplamıyorum. İnsanın tabiatında böyle. Yani Allah böyle yaratmış. Ama asıl şeyi söyleyeceğim. Teracim-i ahval sadece yüksek makamların peşinden gitmemeli. Ve yüksek makamı reddeden bir kadı mesela, yani istemem şeyhülislamlığı, orası siyasi makamdır, ilmi makam değildir diyen bir şeyhülislam da, bir kadı da yazılabilir. Mesela Afyon kadısı Hafız Ali Efendi var. Şimdi kadılar merkezden dön diye emir geldiği zaman yeni, artık ondan sonra o emiri deftere işliyorlar, bir dava göremiyorlar malumunuz. Afyon kadısı Ali Efendi de, Hafız Ali Efendi de 1783'te, ya 84 de olabilir. Tam sene, bir sene ama ne tarafa rastladığı, önü arkası belli değil. 1783'te emri aldığı zaman yazıyor. Tayin çıktı, İstanbul'a dön, 18 ay sonra ekseriye. Bir veda beyti yazıyor, nefis bir beyit. Şarabı azli içmekten döner sanma bizi saki. Değildir mansıbı dünya cihanda kimseye baki. Sadece bu söz için bir insanın hayatı yazılabilir. Yani Carlyle'ın kahramanlarına itirazımız yok. Kahramanlar örnek adamlardır. Ve her cemiyetin kahramana ihtiyacı vardır. Her alanda. Mesela biraz önce bahsediyorduk Mustafa Kaçar hocamla. Salih Zeki ölürken de kitap yazan adam, 57 senelik bir ömrü var, inanılmaz bir çalışkanlık. Şark dünyasında çalışkanlık çok büyük meziyettir. Kaldı ki Salih Zeki de örnek ve çalışkan bir ilim adamı olarak biyografiyi hak ediyor. Yazılabilir. Mesela ben Deniz yazmıştım, çok sevdiğim bir Harput türküsünü. Harputlu var mı bu sınıfta? Yok. Malatyalı var mı? Lazım olacak bana. Tamam, birazdan şimdi sizinle konuşacağız bu meseleyi. Şimdi Harputlu Hacı Hayri'nin bestelenmiş bir şarkısı var. Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı. Nolaydı yar, nolaydı yar, bade dolduraydı. Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı. Bunun hatırı için biyografisini yazmıştım. Çünkü yazılan biyografisi eksikti Harputlular tarafından. Veya mesela merhum İbnül Emin yazmış ama çok enteresan yazmış. Artık bize sıra gelmedi. Ama Celide-i Havadis muharriri Ali Ali'nin bir mısrağı var. Daha doğrusu bir beyti var. Neşve tahsil ettiğin sagar da senden gamlıdır. Bir dokun bin ah diline kase-i fafurdan.
Bunun hatırı için yazılır. Ama İbn-i Emin merhum bize sıra getirmemiş. Şimdi bizim tarihçiliğimizde maalesef, bilhassa inkılap tarihçiliğimizde yapılan biyografiler esas itibariyle doktora tezi olarak isimlendiriliyor ama ben onları mecburi tez olduğu için, maaşın devamı için yapılan büyük bir kısmı, söz meclisten dışarı Rıdvan Bey, sizinle alakası yok. Tez olduğu için ekmek tezi diyorum. Yani mecburen yapıyor adam. Ama yapılan biyografilerde maalesef o kişiyi göremiyorsunuz. Çünkü birçoğu hayatını yazdığı kişilerin eserlerini okumuyor. Mesela en son isim vermeyeceğim ama kitap ismi vereceğim. En son Yunus Nadi hakkındaki çok çalışkan bir adam. İstiklal Harbi'nde Yeni Gün gazetesiyle mücadele etmiş. İstanbul'dan kovulmuş, Ankara'ya gelmiş. 1924'te Cumhuriyet'i çıkarmış. 7 Mayıs 1924 ilk günden itibaren İstiklal Harbi'nin en sıcak, en taze hatıralarını yazmış. Yeni Gün'den Cumhuriyet'e kadar diye. Çok kıymetli. Fakat doktora tezi yapan o kitaptan 5 adet kitap, o diziden 5 adet kitap çıkarılmıştır 1955'te Sel Yayıncılık'tan. İkisini görmüş, üçünü görmemiş. Halbuki o kitaba açtığınız zaman o 5 kitabı ilk 3 kitap orijinal metindir. 3. ve 4. kitapları sadeleştirmişler. Bizim yeni çok az kişiyi, tekrar ediyorum, üniversiteden bahsediyorum. Yani burada mesela kendisi olmadığı için ismini söylemek istiyorum. Diyelim ki biyografide Beşir Ayvaz'ı kastetmiyorum. Çalışıyor veya üniversiteden Ali Akyıldız Hoca'yı kastetmiyorum. Keşfedilmemiş insanlar keşfediyor. Biyografinin bir vazifesi de budur. Ama üniversitelerde yapılmış doktora tezlerinde maalesef İnsanı kıskandıracak neredeyse hiç biyografi yok, biyografi çalışması. Örnek vermek istemiyorum çünkü bir kısmı hakikaten Yunus Nadi'den bahsetmiştim. Hakikaten çok kifayetsiz, adeta böyle nasıl anlatayım, yasak sağma kabilinden zoraki kanun zoruyla yazdırılmış. Kanun zoruyla dediğim YÖK kanunundan bahsediyorum. Adam doktora tezini yapmazsa üniversite kapısına bırakılacak. O maaşı bulması mümkün değil. Çok kifayetsiz metinler. Mesela hemen hemen neredeyse hepsinde metinlerde, mesela İstiklal Harbi kitabında, İstiklal Mahkemeleri kitabında, iki cilttir o biliyorsunuz. Birinci cilti doktora tezi, ikinci cilti doçentlik tezidir. İkisi tek kapak altında basıldı. Türk tarihçiliğinde tek örnektir. Arkada binlerce isim var. Hiç değilse soyadı koyman lazım. Okuyan adam diyecek ki bu şu adamdır. Bizim biyografi meselemizde üniversitede bir tez yapıp da arkadaki soyadlarını koymak zahmetinden kaçınmanın bir yolu daha var. Bence çok kötü bir yol. Bir kısım tezlerde, yani Atatürk Araştırma Merkezi'nin bastığı tezlerden de bahsediyorum. Bir kısım tezlerde asla indeks yok. Geçenlerde Erzurum hakkında basılmış Milli Mücadele'de bir tezi aldım. İkinci baskısını aldım. Çünkü birinci baskısında tez yok. Gene Atatürk Araştırma Merkezi'nden basılmış. Aldım. Maalesef ikinci baskıda da indeks yok. Eğer bir insanın ismini tezinizde yayınlıyorsanız o insanı bir tanıyorsunuz demektir. İsmini kullanıyorsunuz. Yani ismini moda tabirle kullanıyorsunuz diyorum ama istismar ediyorsunuz. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bunu tanıyorsunuz demektir. Bunu tanıdığınızı göstermek için de indeks yapmalısınız. İndeks kitabın haysiyetidir. Namusudur diyeceğim, biraz ağır kaçıyor. Arkadaşlar alınıyorlar ama namusudur. Ve indekste şahısları muhakkak bir soyadıyla desteklemeniz lazım. Mesela bizim yakın tarihimizde
Kazımlar meselesi vardır. Hemen hemen hiçbir doktora tezinde bu Kazımlar meselesi halledilmemiştir. Neden? Kazım Paşa diyor. Kazım Paşa'nın altında bazen 3-4 tane Kazım Paşa birden oluyor. Çünkü soyadını merak etmiyor. Mesela Kazım Paşa, Kazım Karabekir pek karıştırılmıyor. Çünkü o Karabekir'i kullanıyor. Kazım Karabekir mi? Köprülü Kazım Özalt mı? Manastırlı Kazım Dirik mi? İzmirli Kazım Orbay mı? Diyarbakırlı Kazım İnanç mı? İstanbullu Kazım Sevük Tekin mi? Küçük Kazım diyorlar, Erzurumlu Kazım Yurdolan. Hakkında çok güzel bir doktora tezi çıktı Erzurum'da. Küçük Kazım, Kazım Yurdolan mı? Çerkez Kazım, Adapazarlı Kazım Kap mı? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Kafkas kabilelerini ayaklandırmak için epey bir Çerkez subay Kafkaslar'da görevlendiriliyor. Ve onlar Çerkezce bildikleri için tabiatıyla görevlendiriliyorlar. Çerkez oldukları içindir. Ve onlar Kafkaslar'da Çerkez kabilelerini ayaklandırıyorlar. Bir rivayete göre yazıldığına, tabii ben onu kontrol edemedim ama Rus kaynaklarında en çok adı geçen Çerkez Kazım'mış. Adapazarlı Kazım Kap. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Daha kötü felaket. İnkılap tarihçileri dersler okuturken de kimseyi merak etmiyorlar. Ve bizim üniversitemiz, Batı'da üniversitelerin yayınladığı, mesela Pres Universitaire de France'ın yayınladığı biyografi kitapları var. Üniversitelerimizde bu gibi çalışmalarda, yakın tarih çalışmalarında bilhassa biyografi bilgisinin azlığı bir bela ama asıl bela hiç kimsenin hiç kimseyi merak etmemesi. Ve mesela inkılap tarihçileri, şimdi gene bir ters örnek vereyim, bir felaket haberi. Ya bu felaket haberleri çok rahatsız ediyorsa sizde bir ruhi yıkıma sebep oluyorsa örnek vermeyeyim diye düşünüyorum. Efendim? Şimdi mesela şöyle arz edeyim o zaman, felaket haberi vereni de kimse sevmez ya. Şimdi Atatürk'ün 100. ölüm yıl dönümünde bazı üniversiteler kitap bastılar Atatürk'ün çevresine dair. Onlardan birisinde Rıza Nur'un hayatı var. Şimdi Rıza Nur, bunu Halid Edip Adıvar'da hatıralarında anlatır, iftira etmiyor yani. Ankara'dan İstanbul'a gönderiliyor, heyeti nasıha olarak. Yani Ankara'ya gidecek, İngilizler trene bindiriyorlar Haydarpaşa'da, İzmit'e kadar trenle gidiyorlar. Yanında Yusuf Kemal Tevgirşek var. Onun yanında Konya mebusu Mehmet Vehbi Çelik var. Hülasatül Beyan tefsirini yazan. Onun yanında Eskişehir mebusu var. Onun ismini hatırlamıyorum. Ve bunlar 4 kişi gidiyorlar. Fakat Geyve'de İlhan Selçuk'un kayınpederi Hamdi Namık Gör var, kaymakam. Bunlar İngilizler kanalıyla, yoluyla geldikleri için Halil İbrahim diye bir Eskişehir mebusu var. Bunlar Hamdi Namık Gör tarafından tecrit ediliyorlar. Geyve'de, tren istasyonunda. Ankara'ya soruluyor. Ankara önce kızıyor. Sonra gelsinler havadisi geliyor. Ankara'ya gidiyorlar. Trenle Eskişehir üzerinden. Şimdi Ankara'ya gittikleri zaman bunlardan hesap soruluyor. Siz heyetin asa olarak geldiniz filan diye. Sonra bunlar İstanbul'a döneceğiz diyorlar. Ve en çok ısrar eden Yusuf Kemal Tengirşenk. Hatta Yusuf Kemal hatıralarında böyle cılız bir sesle de tekzip eder bu durumu. Fakat hakkında asgari 10 kaynak var, 10'a yakın kaynak. Diyorlar ki İstanbul'la teşriki mesai et demek için geldik.
Döneceğiz. En çok dönmek isteyen de Yusuf Kemal Tengirşek. Rıza Nur diyor ki ben kalmak istiyorum aslında ama Yusuf Kemal Tengirşek muhakkak dönmek istiyor. Israrla. İstanbul'a söz verdik. Dönmemiz lazım. Yoksa namussuz oluruz. Sözümüzde durmamız lazım. Ama siz bizi tevkif ederseniz, göndermiyoruz sizi derseniz, bu iş olur biz kalırız diyorlar. Öte taraftan Mustafa Kemal Paşa, ya gitmeyin, burada adam lazım, bırakıp nereye gideceksiniz filan diye adeta yalvarmaklı oluyor. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bunların hiçbiri 81'de yazılan kitaptaki şeyin bölümünde yok. Rıza Nur'da da yok. Yusuf Kemal Tengirşek'te de yok. Sonunda diyorlar ki bize bir senet ver. İstanbul'a bırakmadığınıza dair. Biz ancak öyle kalırız diyorlar. Nitekim kalıyorlar. Ve birisi Yusuf Kemal iktisat vekili oluyor. Hariciye vekili oluyor. Rıza Nur adam yok çünkü. Rıza Nur Sağlık Bakanı oluyor, Milli Eğitim Bakanı oluyor. Sonra firar ediyor her zamanki gibi. Bu arada Atatürk bunlara birer senet veriyor. Ben bunları bırakmadım, dönmek istediler. Benim zorumla kaldılar diye. Yalnız enteresandır, seneti verirken diyor ki şimdi namusunuz kurtuldu mu diyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu söylediğim yalnız Atatürk'ten naklen Afet İnan tarafından genişçe anlatılıyor. Daha kötüsü bir şey var. Rıza Nur hatıralarında bunu anlatıyor Atatürk'ün aleyhinde bulunarak ama sonunda diyor ki yani hiç değilse Ankara ile İstanbul arasında teşrik-i mesai yapılamaz mıydı diyor. Yani itiraf ediyor. Rıza Nur'un hatıraları var Paris'te. Hayat ve hatıratımın özeti var ama 480 sayfa. Orada da bu hadiseyi benim anlattığım gibi anlatıyor. Şunu söylemek istiyorum. Biyografi meselelerinin başında maalesef bu işi yürütmesi gereken hiç değilse yakın tarih biyografisi için inkılap tarihçileri geliyor. Ama sayısı kim bilir kaç tane bence meçhul herhalde 10 bin falan var mıdır hocam? İnkılap tarihi okutanlar. Takriben. Biyografiye hiçbir katkıları yok. Daha kötü bir felaket. Hiçbir merakları da yok. Yani hiç kimseyi merak etmiyor da. Yani 40 sene inkılap tarihçiliği yapıp mezun emekli olurken geride birkaç biyografi bırakmıyor. Biyografinin en büyük meselelerinden birisi bu. Diğeri, şimdi Batı'da ona dair yazdığım bir 23 sayfasını yazdım henüz. Bir kitapta girişinde epey bilgi var. Ama tamamlamadım. Batı'da biyografi bastıranlar yani biyografi kitabı ortaya koyanlar devlet değil. Ama devlet gibi çalışan çok ciddi kurumlar. Yani Fransızların, İngilizlerin 20 küsur ciltlik hep biyografi ansiklopedileri var ve orada biyografi ansiklopedilerinde gerçekten de baştan sağmadığı ciddi bilgiler var. Size bir örnek vermek istiyorum. Tabii Şerif Mardin ismini hepimiz biliriz. Çok çalışkan, derin bir adam. Mülkiye'de bizim bölümün dersleri olmadığı zaman İdari şubeye geçerdik. Şerif Mardin Hoca'nın derslerini dinlerdik. O Ankara'dan geldi biliyorsunuz İstanbul'a. Yani onun dersleri fakültede hadise olurdu. Şimdi Şerif Mardin'in tam ismi Şerif Arif Mardin'dir. Tam ismi. Şerif'i Mısırlı Halil Şerif Paşa'dan gelir. Çünkü Mısırlı Halil Şerif Paşa Halil Şerif Paşa babasının babaannesidir. Halil Şerif Paşa. Arif'i de dedesinden gelir Mehmet Arif.
Yani Ebu Lüla Mardin'in biraderi. Şimdi pardon, Ebu Lüla Mardin'le amca çocukları. Şimdi Şerif Mardin'in bu anne dedesi Halil Şerif Paşa Osmanlı Devleti'nde Hariciye Nazırı oluyor. Paris'te tahsil yapıyor ama tahsili esas itibariyle kumarhanelerde geçiyor. Epey bir Fransızca öğreniyor. Hayatına dair birkaç satır yazan Yılmaz Öztun'a çok iyi Fransızca bilirdi, şaheser Fransızca bilirdi filan diye hakkında birkaç böyle köpürtme paragraf var. Ama onu Paris'ten tanıyan Fransızlar hatıralarında oldukça yanlış Fransızca konuşurdu, incorrect diye söylüyorlar. Fakat Halil Şerif Paşa'nın bir hususiyeti var. Paris'te çok tanınan bir adam. Şimdi 19. asırda Fransa'da bir de kontemporan, yani muasırlar veya çağdaşlar ismiyle biyografi kitapları çıkıyor. Ve bunlar, bu ansiklopediler çok satıldığı için her baskılarında da ikmal ediliyorlar. Bu çağdaşlarımız veya çağdaşlar kitapları da ikmal ediliyor. Halil Şerif Paşa hakkındaki en güzel ve en teferruatlı yazı bu Çağdaşlarımız isimli kitaplarda var. Çünkü Paris'te o sıralar Osmanlı Devleti'nin elçisi. Fakat Halil Şerif Paşa'nın öldüğü zaman Osmanlı Devleti'nde de sicil özetini veriyorlar ve Osmanlı gazetelerinde hal tercümesi çıkıyor kafi hacimde. İşin enteresan tarafı şu: Avrupa'da biyografi çok gelişirken Fransızlarda yakın ilişki içerisinde bulunduğu Osmanlı devlet adamları hakkında epey yazı yazmışlar. Bilhassa Paris'te elçilik yapanlara dair geniş yazılar yazmışlar ve adamlara gitmişler. O anlaşılıyor. Bize biyografini ver demişler. Doğum gününe kadar miladi tarihle bu biyografileri yazmışlar. Bizdeki trajedi nedir diyeceksiniz. Şimdi bizdeki trajedi şu: bırakın Fransız ansiklopedilerini taramayı. Mesela Fransız ansiklopedilerinde Osmanlı devlet adamları diye Fransızca iyi bilen birisi çok güzel bir tez yazabilir. Nasıl değerlendiriliyorlar? Neler yazmışlar, kimleri yazmışlar. Mesela Fransız ansiklopedilerinde İslam büyüklerine dair başta peygamberimiz olmak üzere bir araştırma yapılabilir. 20 sayfalık falan maddeler var. Fakat asıl felaket şu: Türkiye'de biyografinin felaketlerinden birisi bir kere yazılmıyor. Başta bir felaket var. Yazılmış olanlar da okunmuyor. İkinci ve daha büyük bir felaket. Mesela bizim inkılap tarihçilerinden bu 1946'da basılan İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Türk Meşhurları Ansiklopedisi'ni okuyan bile çok az. Bakmıyor adam. Trabzon hakkında bir tez var. Milli Mücadele'de Trabzon. Mehmet Galip'i tanımamış. Ama Mehmet Galip hakkında ver yansın etmiş. Halbuki Mehmet Galip İstiklal Harbi'nden sonra mecliste bile tartışılmamış. 150'lik listeye girmemiş. Atatürk zaten yaşlı adamdı diyor. Bir başka tarafı var işin. Ne yazık ki yazdığınızda kullanılmıyor dedim. Bizim yakın tarihimizde biliyorsunuz müstaharlar, takma isimler büyük bir problemdir. Mesela Türk Masalları diye bir masal derlemesi ilk defa ikinci Meşrutiyet devrinde basılmış. Kaf Dal. Kaf Dal'ı ben senelerce merak ettim.
Bir tahminde de bulunmadım Kaftal için ama en son Emine Fuat Tugay. Efendim, ha dediniz. Ha, öyle mi? Kimse çıksın. Şimdi Emine Fuat Tugay'ın kitabı çıktı. İş Bankası Yayınları'ndan. Evet dediniz, aldınız herhalde. Okudunuz. Şimdi Emine Fuat Tugay diyor ki, tam adı Emine Dürriye Fuat Tugay. Ben diyor canım sıkıldı. Babası Mahmut Muhtar Paşa Aydın valisi olunca canım sıkıldı 14 yaşında. Ninemden diyor, ya babasının da halası hatta, halamdan diyor masallar derledim diyor. Sonra o masalları hocam Muhittin Bey diyor gözden geçirdi. İstanbul'da da babam parasını verdi ve basıldı diyor. Bu kitap çıkar çıkmaz okudum. Yani Ankara'da en azından bilmiyorum, siz İstanbul'da beni geçmiş olabilirsiniz ama görür görmez, hayır şöyle, ama yeni bir kitap çıktığı zaman, hele hatıratsa, biyografiyse falan, ben 10 saniye içerisinde onu alıyorum. 10 saniye nereden kaynaklanıyor diyeceksiniz, muhakkak gelmiştir hatırınızda sual. O da elimi rafa atarken geçen saniye. Azami 10. Aldım okudum hemen. Hanım anlatıyor. Dergah gazetesine, dergah mecmuasına yazı yazdım, kısa yazı. Geçenlerde yine bana bir reddiye yazıldı bir edebiyatçı tarafından. Onun ismini söylemeyeyim, divan edebiyatçısı. Diyor ki o zaman çocuk nasıl masa derler ya, 14 yaşında derler. Rıza Tevfik'in oğlu da 12 yaşında mı ne felsefe kitabı yazıyor, basıldı kitap. Annesinden, halasından, babasının halasından derliyor. Kaftal da Katırcıoğlu Dürriye olsa gerek. Çünkü Emine Hanım'ın tam adı Emine Dürriye. Sonradan Dürriye'yi atmış. Ailede Katırcıoğlu, benim tahminim o. Başka ihtimal yok. Katırcıoğlu Dürriye. Okumuyorlar. Okudukları zaman da gereksiz bir şekilde itiraz ediyorlar. Şimdi bu meşrutiyet devrinde öldürülen, hani hürriyet, müsavat, uhuvvet, Osmanlılar'da buna bir de adalet ekleniyor biliyorsunuz. Dördüncü şeydir o, prensiptir. Fransa'da yok. François Georgeon'a bir defa dedim ki ya biraz aşırı gitmemiş misiniz dedim. Binalarda hep liberté, égalité, fraternité yazıyor Fransa'da. Nerede Ali Murat Bey? O çok görmüştür. Ondan sonra François Georgeon'a dedim ki ya biraz ölçüyü kaçırmamışlar mı? Birçok eski binanın alnında var. Liberté, égalité, fraternité, hürriyet, müsavat, uhuvvet. Bizdekiler buna adaleti de ekliyorlar. Çünkü İslam devlet geleneğinde devletin temel direği adalettir. Bütün siyasetnamelerde hükümdardan ilk beklenen şey adalettir. Çünkü insanın en çok dünyada ihtiyacı olan şey adalettir. Konfüçyüs'ün hikayesini bilirsiniz. Kitaplarda var bu yazılı hikaye. Kırda müritleriyle gezerken bir kadına rastlamış. Ağlıyor kadın. Ne oldu demiş. Oğlumu aslan parçaladı demiş. Kocan yok mu demişler. Onu da aslan parçaladı demiş. Peki o zaman niye bu memleketi terk etmiyorsun demişler. Demiş ki hükümdarı çok adil, onun için terk edemem, terk etmiyorum demiş. Yani adalet. Eklemiş bizimkiler. Fakat liberté, égalité, fraterniteler tercüme edilir. Bunlar mason prensipleridir malum haliniz. Bizatihi Napolyon Bonaparte de bir masondur. Bir masonluğuna dair telefon rehberi gibi kitaplar var. Gelince ilk yaptıkları şey İttihat Terakki'ye yan bakan gazetecileri öldürmek. İşte köprü üstünde Hasan Fehmi'yi öldürüyorlar. Simitçi fırınının önünde Ahmet Samimi öldürüyorlar. Bahçe kapıda. Sonra Bakırköy'de, yani o zamanki adıyla Makrıköy'de düğün umumiyeden Zeki Bey'i öldürüyorlar. Zeki Bey bu arada Mülkiyeli'dir.
ve iktisat meselelerinden anlayan birkaç kişiden biridir ikinci meşrutiyeti. Öldürüyorlar. Bu arada bazılarına da ya İstanbul'u terk et ya dünyayı terk etmeye razı ol diye ultimatom veriyorlar. Hüseyin Kami isminde bir kabiliyetli şair, Divançe-i Dehrisi var. Onu da önce Karaman'a sürüyorlar. Sonra Karaman'da da gene gençleri başına toplayıp sohbet edince, kalemi de kuvvetli, İddiatçılar aleyhine çok şiirleri var. Zaten birinci baskısı toplanıyor Divançe-i Dehri'nin. Karaman'da, Karaman'la Konya arasında öldürüyorlar. Ölüm tarihi belli değil. 15 veya 16 mezarı zaten yok. Şimdi Dehri müstaharını kullanıyor. Fakat bir de Kaşif Dehri ismiyle birçok kitap yazan, romanlar yazan bir isim var. İkinci Meşrutiyet devrinde. Kaşif Dehri. Şimdi bir kısım edebiyatçılar bunun Hüseyin Kami olduğunu yazıyorlar. Ben bunun belki yani Refik Cevat olabileceğini, çünkü onun gazetesinde yazıyor. Kaşif Dehri. Olabileceğini yazdım ama daha sonra bir vesileyle araştırdım. Refik Cevat da değil. Fakat kim olduğunu buldum. Yazıyorum. Kaşif Dehri'ye de karşı çıktı edebiyatçılar. Yani işin felaketi, ortaya konulan, zahmetlerle konulan biyografik yazıları da kullanmıyorlar. Bir başka çıkmaz felaket, arşive gittiğiniz zaman mesela 10-15 biyografiye bakarsanız muhakkak orada doğum tarihi, baba adı, mektep, tahsili, tahsilinden sonra yazdığı eserler varsa, bilhassa meşrutiyetten önce sicilli ahvale giriyor. Çünkü meşrutiyetten sonra malumunuz dosya sistemine geçiyor sicilli ahvaller. Sicilli ahvallerin pek azı çalışıyor. Dosya sistemine geçiyor. Fakat işin çok enteresan tarafı, bana da ters gelen tarafı, edebiyatçı varsa öğrenmek isterim. Arşive girmiyorlar. Arşivde hazır biyografiler var, ölüm tarihi hariç. Eğer çalışırken öldüyse ölüm tarihi de var. Fakat arşivden ürküyorlar ve arşivde edebiyatçılar bu yazdıkları biyografilerde arşiv malzemesini kullanmıyorlar. Buradan şu çıkmaz sokağa veya şu felakete de işaret etmek istiyorum. Bir, üretilen bilgiler kullanılmıyor. İki, hazırda arşivde bilgiler var. Oraya da gidilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de işin doğrusu batıdakilere bakarsak, mesela şu anda örnek olarak İş Bankası'ndan çıkan biyografi dizisini verebilirim size. İş Bankası'nda batıdan tercüme, bilhassa benim bildiğim kitaplar arasında Fransa'nın ünlü yayın evi Fayard'dan, sonunda bir dede var, Fayard'dan tercüme, inanılmaz güzellikte örnek biyografiler var. Ama Türkiye'de biyografi çok cılız. Peki güçlenir mi? Güçlenmez. Neden? Diyorum, kimse merak etmiyor. Üniversiteler sahip çıkmıyorlar. Milli Kütüphane'de biyografi küpürleri kesilmişti gazetelerden. Şu anda ne olduğu belli değil. Zarflar halinde ve çok güzel dosyalardı. Ben mesela Refik Halit Kara'yı yazarken faydalandım oradaki dosyada. Şimdi gidip gelenler var. Epeydir sormadım ama dosyalar kayıp. Çünkü Milli Kütüphane'de de sizden önce bir biyografi enstitüsü vardı. Ve gazetelerden, mecmualardan küpürler kesilip saklanıyorlardı. Türkiye'de tarihçiliğin, bilhassa yakın tarihçiliğin en büyük çıkmazlarından biri bu teracim ahval veya biyografi meselesidir. Bence tarih her şeyden önce insanın hikayesidir ve bu bakımdan bizim tarihçiliğimiz insansızlıkla malüldür ve çok fakirdir. Yani biyografi yazan kişilere rağmen çok fakirdir. Çünkü batıda inanılmaz ölçüde biyografiler hala yazılıyor. Ve bence tarih ilminin vermesi gereken
İlk hak tarih içinde insanoğlunun hakkı olmalıdır. Suallerinize geçebiliriz. Efendim. Sorularımızı alabiliriz. Soru, katkı, hepsi evet. Dahil. Çok veya teşekkürler. Bana önce konuştunuz ama hiçbir sözünüze katılmıyorum da diyebilirsiniz. Estağfurullah. Hayır, intihar etmeyi düşünmüyorum. Eyvallah. Ya onu söyleyeyim. Rahat konuş. Eyvallah hocam. Çok ağzına sağlık, çok teşekkürler, çok istifade ettim. Şeyi merak ediyorum. Hani sizi bu kadar, bugüne kadar birçok zevatın biyografisini yazdınız. Ya da teracim hafani sizin gibi. Çok değil. Galiba 170 hepsi. Eyvallah. Çok sayılmaz yani. Doğru. Sizi mesela birinin, hani bu zevatlar içinde birinin biyografisini yazmaya ya da teracim ahvalini yazmaya iten şey ne? Ya da sizin tabirle tahrik eden şey nedir? Unsurlar nelerdi? Tahrik unsurları. Evet. Bir kere insan sevgisi. Anlaşılmıyor mu insanları sevdiğim? Biyografilerden. Bu bir. İki, insan tanıma arzusu. Bilhassa Salih Zeki Merhum gibi çalışkanları. Aşığım. Çünkü şark dünyasında çalışmak başlı başına bir meziyettir. Ve az bulunur. Emekli ayrılmadan önce zaman zaman yandaki bakanlığa gidiyorduk. Kalkınma Bakanlığı. Önce malumunuz Devlet Planlama Teşkilatı. Dördüncü katta tabldot var. Bir gün asansöre bindik. Komşu olduğumuz için de müsaade ediyorlardı yani. Bir gün parasıyla tabii. Bir gün bindik asansöre, yakışıklı bir 85 boyunda bir delikanlı. Yanında biraz daha yaşlıca bir dostu. Sohbet asansörde de devam etti. Cümle aynen şu. Çalışmıyorum arkadaş, bu paraya bu kadar çalışılır. Çıldırdım, baktım bu şöyle delikanlıya. Yani halk tabiriyle taşı sıksa suyunu çıkarır. Ne diyeceğimi şaşırdım. Güçlü kuvvetli de bir şey. bir de adam dövmesini pek bilmiyorum maalesef. Dedim ki yani çalışmak ruh sağlığı için iyidir falan diye bir şeyler kekeledim. Ama kekeledim yani. Bu zihniyetteki bir insanlara. Şimdi bakın Türkiye'de. Onun için ben çalışanları seviyorum. Bir de bu yazılardan bir kısmı şu listesi var mı karşıda? Siyah puntolu. Yok, en alta in ama sonuna iniver bir zahmet. Sonuna. ...2017 senesine... geliver. İn. 2017. Oradan aşağısı. Heh. Tamam, şimdi oradan aşağısı basılmadı. Mesela... burada Sadri Maksudi Arsal. Biliyor musunuz? Dünyada ilk Türk hukuku tarihçisi ve ilk Türk hukuku tarihi kitabını yazan adam. Ve bir iki şey yazmış hukuk tarihçileri, hiçbir şey beş para etmez. Ha, benim prensibim ne, mükemmel mi? Yok, ama elimden geleni yapmak. Gelmeyenden sorumlu değilim. Yalnız yazılarımdan bir kısmı yakın tarihte bilmeceler çözmek kabiliğinden. Mesela şimdi Malatya mutasarrıfı Halil Rami Bey, Bedirhanilerden, işte Erzurum Kongresi'ne kimseyi göndermiyor Malatya'dan ama Erzurum'da birilerini buluyorlar Malatya adına. Bilmece çözme kabiliğinden onu yazdım mesela. Veya o gibi diyelim ki matbuat aleminden Mevlanzade Rifat, Abdurrahman Nacim'in oğlu. Hayat hakkında ciddi bir şey yoktu ama her yerde adı geçiyor adamın. Şimdi bakın, bir insanı zikrediyorsanız, bir inkılap tarihçisi veya tarihçi olarak onu bilmeniz lazım, tanımanız lazım. Yoksa Ahmet yerine Mehmet yazarsın, Mehmet yerine Hasan yazarsın, Hasan yerine Hüseyin yazarsın, hiçbir şey fark etmez bilmedikten sonra. Dolayısıyla bizim yakın tarihimizde İki şekilde biyografi yazabilirsiniz. Bir, gene çok tanınan şey olduğu için söylüyorum. Ali Akyıldız Hoca gibi
hakkında bir satır bile bilgi olmayan insanları yazabilirsiniz. Hanımları Nazime Sultan, Atiye Sultan. Veya ismi çok o etrafta gezen, deveran eden ama biliyoruz zannettiğiniz ama hiçbir şey bilmediğiniz, kim bu adam sorusu geldiği zaman hiçbir şey bilmediğiniz insanların hayatlarını yazabilirsiniz. Neden? Çünkü Frenkler buna Araf'tan adam çıkarmak diyorlarmış ama bunun yani Frenkçesini bulamadım. Fransızcasını falan merak ettim. Öyle bir rivayet var. Siz hiç ismi bilinmemiş birisini de tarihin alacakaranlığından veya karanlığından çıkarabilirsiniz. Veya ismi ortada dolaşan ama kim bu adam sorusuyla muhatap olduğunuz zaman hiçbir şey söyleyemediğiniz kişileri de yazabilirsiniz. Hele hele yazdığınız İnkılap Tarihi kitabında veya doktora tezinde ismini zikrettiyseniz muhakkak tanımanız lazım hocam. Adamın ismini istismar ediyorsun ya. Bu istismar. Tanımıyorsun ama ismini zikrediyorsun. İstismarlardan birisi de ne? Ünlü kişiler hakkında kitap yazıyorsun ama ucuza bir malzemeyle ve emekle kitap yazıyorsun. Mesela Yunus Nadi üzerinde tez yapmıyorsun, Yunus Nadi üzerinden doktora unvanını aparıyorsun. Bunun başka manası yok. Arz edebiliyor muyum? Mesela buradan diyelim ki Ali Himmet Berk'i hem eski hem yeni hukuku bilen öldüğü zaman tek kişi oydu galiba. Hem Osmanlı hukukunu biliyor, katı çünkü, hem de Cumhuriyet hukukunu biliyor. Adamın emekliliği geliyor, birkaç defa Yargıtay'da emekliliğini Bakanlar Kurulu kararıyla tehir ediyorlar. Sonunda adam hastayım işte falan filan diyor ama yani biraz dinleneyim hastayım derken birkaç sene uzatıyorlar. Fakat sonunda galiba hafızam beni yanıltmıyorsa 92 yaşında bir delikanlı olarak rahmetli oluyor. Okuyor yazıyor. Hayranlık uyandırıcı bir şey. Mesela Mehmet Ali Bey. Bakın. Şimdi Mehmet Ali Bey hocam. Baytar Miralay'ı. Mehmet Ali Bey Halkalı Mektebi kurulurken şimdiki Sabahattin Zaim Üniversitesi kurulurken taş taşımış. Miralay o zaman kaymakam. Sonra Miralay oluyor. Taş taşımış ve ilk müdür, kurucu müdür Akif merhumun müdürü, dostu, şiir meraklısı, hayranı ve biliyor musunuz beni mest eden bir hareketi var. Jön Türk tabii. Sürülmüş bir ara Arabistan'a, Yemen'e. Oradan Hüseyin Hilmi Paşa tanımış onu, gel benimle demiş, Selanik'e götürmüş. Fakat adam bir hususiyeti var hocam. Nereye gönderildiyse adam tam tekmil çalışmış, mesaisine devam etmiş. Yani lanet olsun, kahrolsun feleğe falan yok. Nereye gönderildiyse çalışmış. Yani bizde şikayet çok sevilir. Ya bizim halk türkülerimizde bile vardır biliyorsunuz. Ünlü bir türküdür. Kara bastım kem talihim, taşa bassam iz olur. Aman Allah'ım, talihsizliğe bakın. Ağustos'ta suya girsem balta kesmez buz olur. 100 yaşında bir yar sevsem nazlanır da 13'ünde kız olur. İnanılmaz bir şey. Ama adam şikayet sporda oynamamış. Şart dünyasında şikayet spor en kalabalık taraftarı olan takımdır. Oynar adam ya. Zevkle. Biliyor musunuz? İkinci meşrutiyetten sonra demişler ki iddiatçılar. Miralay'ım sizi mirliva yapalım. Yani paşa yapalım demişler. Adamdan cevap. Ya bu millet Miralay maaşını zor veriyor. Bir de mirliva maaşı mı alacağız? Kabul etmemiş hocam. Yani Plutarkos'un dediği gibi bir hareketi için bir insanın gene biyografisi yazılabilir. Kaldı ki Türkiye'de Baytar Teşkilatı'nın hem kanunen aynı zamanda kurucusu bu adam. Şimdi hayatını yazdıktan sonra mezarını öğrenmiştim. Sahra-i Cedid'deydi. Mezarını bulayım bari dedim. Hiç değilse
mezar taşını da bulursam koyuyorum yazıya. Cami tarafı, Saray Ceddi bilen var mı oradaki camiyi falan? Cami tarafından Saray Ceddi Camii ismi. Köşede mezarlığın. Oradan girdim, bir kapı var. Orada bir kapı var. Kapıdan içeri girdim. Selamun aleyküm, ey hamuşan dedik tabii usul olduğu üzere. Şöyle bir başımı kaldırdım. Uzakta bir taş bana bakıyor ama yağmurdan falan simsiyah olmuş. Bana bakmıyor, çağırıyor adeta. 40 metre kadar mezarlar arasından kıvrılarak yürüdüm. Bir baktım işte Halkalı Baytar Mektebi'nin müessesi bilmem kim, Miralay Mehmet Ali yazı. Simsiyah ama. Ve nefis bir taş. Neyse resmini aldık filan. Sonra Tarım Bakanlığı'na bir dilekçe verdim. Taşı temizlettim, mezarı yaptırdım. Yani taş o kadar güzel ki hocam. Yani her an birisi, güçlü birisi koltuğunun altına alıp odasının bir kenarına koyabilir yani. İnanılmaz güzellikte bir taş. Neyse mezarın da açılışını yaptık. Orada kaldı. Bu böyle. Mesela sağcılar, solcular hep Mustafa Supi'ye methiye düzüyorlar filan. Mustafa Supi hakkında arşivde inanılmaz güzellikte vesikalar var. Şimdi son vesikaları buldum. Bu ikinci yazım. Şuradaki ikinci yazım. Mustafa Supi enteresan bir adam. Mustafa Supi'nin katili de iddiatçılar. Neden diyeceksiniz? Şimdi muhalif diye konuşanı 11 Haziran 1913'te Mahmut Şevket Paşa'yı Çemberli Taşı'nı orada öldürünce önüne de hatıralarında anlatır. Sami Ayverdi Hanım'ın tanıdığı bir hanımın mezarı, tabutu çıkarılıyor. Öldürülünce hepsini topluyorlar. Yarısı Bodrum Kalesi'ne, yarısı Sinop Kalesi'ne. Ondan sonra gönderiyorlar. Sinop'tan Mustafa Supi kaçıyor. Fakat Fransa'da da tahsil yapmış. Hakkındaki doktora tezinde Mustafa Supi'nin Galatasaray mezunu olduğu yazıyor. Galatasaray değil ya. 1914 tarihli, yani 1330 tarihli Nefsali Milli'ye bakarsanız orada adamı sürmüşler ama İstanbul'da da yıllığa biyografisini koymuşlar. Erzurum İdadisi mezunu. Çünkü babası Erzurum'da, Ali Rıza Bey mektupçu. Kaçıyor oradan. 1917 senesinde Azerbaycan'a gidiyor. Azerbaycan'da diyor ki ya savaş var, ihtiyacımız da var. Bana para verin diyor. Konsolosluğa gidiyor. Gazete çıkarayım diyor. Gazeteci adam ve marifetli bir adam. Ve iktisadi meselelerden anlayan 3-5 kişiden birisi yani. Cavit Bey var, öldürülen Zeki Bey var, Mustafa Supi var. Çok az. İstanbul'a yazışıyorlar, vermeyin diyor İstanbul. Verin gazete çıkarsın, devleti savunsun deseler Mustafa Supi canını kurtaracak. Ama adamı adeta aynı yılda cereyan eden Sovyet ihtilalinin kucağına atıyorlar. Mustafa Supi o yılda 28-29 Ocak 1921 gecesi Sürmen açıklarında katlediliyor. Çok kıymetli bir adam. Şimdi felaketler biyografi hayatımızda yani teracim ahval daha doğrusu araştırmalarında üst üste geliyor. Şimdi örnek vereyim mesela şimdi Agop Zakarya İzmit'in Aslanbey köyünden Osmanlı ziraatine kitaplarıyla yani mesleki kitaplarıyla en çok hizmet eden belki de Agop Zakaryan. Osmanlı'nın vatandaşı ve çok çalışkan. Kitapları var, kendi yok. Onun için yazdım. Mustafa Razi Paşa. Şimdi bu Osmanlı bilimi literatüründe Mustafa Razi Paşa diye birisi var. Ama bu Mustafa Razi'yle alakası yok. Çanakkale Boğazı muhafızı. Çiftçilik diye Osmanlı tarihinde ilk defa ziraat ansiklopedisi yazan adam. Ve hayatına dair bilgi yok. Olanlar da yanlış. Ben de
tütün tarlasında büyüdüğüm için Mustafa Rasim, bir de hemşerim zaten Trabzonlu. Mustafa Rasim Paşa'yı biraz da böyle hissi sebeplerle yazmaya çalıştım. Mesela Mustafa Reşat Mimaroğlu'nun hatıraları var. Çok kıymetli. Parasız bastırmışlar anlaşılan. Ziraat Bankası basmış. Çok olsa 200 falandır. Hatıralarının başını ekledim. Ha, Şevket Arı. Bu çok önemli arkadaşlar. Şevket Arı. Bir dakika, evet dedin. Kırdan bayırdan hikaye. Yani kendisi de... Şey. Okudunuz mu? Okudum. Ne? Halkalı mezunu. Kaç puan verdiniz? Taşra hikayeleri bağlamında Redi Kayıt'la yarışır. Çok güzel. Çok önemli. İşte kitap konuşturuyor onu. Yani bunu tespit kendi marifeti değil. Kitap o kadar güzel ki. Bak şöyle ama... bu da marifet tabii ama kitap o kadar güzel ki bunu söyletiyor yani. Bu şöyle söyleyeyim, yani temelsiz bir hüküm değil. Kitap söyletiyor bunu. Şimdi bu 1914'te Halkalı'dan mezun Mehmet Akif merhumun muharreratı meslekiye dersinde hoca talebesi Mehmet Akif merhumun. Mehmet Akif merhum buna diyor ki, bunlara diyor ki sınıfa, bir kompozisyon yazın diyor, tahrir yazın diyor o zamanki tabirle. Yazıyor, sınıfta sadece bununkini beğeniyor. Bu bir imamın çocuğu, Cideli. İmamın da Osmanlı tarihinde ilk defa Kur'an fihristi var. Batı'dan almış ama ilk imza, şey ilk kitap, ilk Kur'an indeksi onun. Şimdi bu mezun oluncaya kadar... Her hafta bir tane yazı yazıyor. Hangi konuda olursa olsun diyor, yaz bana getir diyor. Sonunda bitirme imtihanlarında yazmıyor sadece. Mehmet Akif buna diyor ki, bak ben alışkanlıkla biraz ağdalı yazdım. Ama sen bana bakma. Olabildiğince sade yaz. Halkın Türkçesiyle yaz. Ama yaz. Bu ders, Mehmet Akif merhumun dersi daha çok ömrünün son yıllarında işine yarıyor. Ömrünün son yıllarında hatıralarını anlatırken rahmetli, ya bunları yaz diyorlar. Çeşitli gazetelerde, hatta Van'da da bir gazetede yazıyor. Sonra kendisi kitap halinde topluyor, iki cilt. Bu iki cilde girmeyen yazılarını da bu kitapları basan Ötüken bastı. Sabrımı denedim diye. Orada da Akif merhum hakkında nefis bir bölüm var. Şimdi bendeniz bunu ortaokulda okumuştum. Komşu evinde çıkmıştı ikinci cildi. Ankara'ya gelince kitabı aradım. Sonra oğlunu buldum. Oğlu da ziraat mühendisi. Birkaç yayın evine söyledim. Kulak asmadılar. Sonunda bir gün ikinci cildini bir daha bulmuştum. Götürdüm, masasına bıraktım. Nevzat Köseoğlu merhumun. Nevzat abi, ben bu kitabı anlatmayacağım. Çünkü çok anlattım. Al de diyelim, mal mundar oluyor. Bu kitabı dedim size bırakıyorum, vaktiniz olursa bakın dedim. Üç gün sonra veya dördüncü gün, en fazla dördüncü gün bir telefon. Yahu Ali'cim, bu ne kadar tatlı kitapmış meğerse. Ha dedim, tamam. Meyve olgunlaştı. Oğluyla tanıştırdım. Kitap ikinci baskıyı 1949 40 sene sonra falan yaptı. Ama Anadolu'da 1914'ten sonra çiftliklerde müdürlük yapmış, müdür mavinliği yapmış. Ve İstiklal Harbi Anadolu'sunu anlatan böyle bir ikinci kitap yok. Hatta kitabın ikinci cildi çıktığı zaman merhum Kaplan Hoca Ankara'da Hisar Dergisi'nde bir yazı yazmış. Bence Türk Edebiyatı'nın en güzel eserlerinden biridir bu kitap diyor. Ben de Kaplan Hoca'dan habersiz 1962 veya 63'te ortaokuldaydım. Bu kitapla karşılaşınca çarpıldım. Çünkü şöyle bir şey var, çarpıldım dediğim, şimdi bu biyografi meselesinde güzel metinler, güzel sözler insanı çarpar. Yani aslında kelimeler insan ruhuna vurulan çekiş darbeleri gibidir. Usta elinde muhatabın ruhu güzelleşir ama kötü bir eldeki çekiş darbeleri, yani kelimeler yıkar haneyi, hak ile yeksan eder. Hocanın bana bakışlarınızdan hak verdiğiniz anlaşılıyor.
Bunu doğru okuyabiliyor muyum? Ben yakın dönem çalışmayan biri olarak bu konferanstan ne kadar beslendiğimi gerçekten tarif edemem hocam. Ben nokta koyarım ancak bu cümleden. Yani Orta Asya'da Timur çalışıyorum ama buradaki biliyorum. Örneklemler üzerinden zihnimde bir sürü şey dönüyor. Ve böyle hocalığı falan bırakıp biraz başka şeylerle beslenebilsek duygusunu yaşıyorum şu an. Hani sıradan bir okura dönüşebilsek, sınav kağıdı okumadığımız. Siz hocam sıradan bir okura dönüşemezsiniz, artık geçti. Estağfurullah. Tabii. İnsanı evet. inşa etme meselesi gerçekten çok kıymetli. Ben başka bir, çok özür dilerim, şeyde bölmüş oldum mu bilemiyorum ama... Tarih yazımı ile ilgili konferanslarda sizin bir şeyinizi izlemiştim. Tarihten insanı çıkarırsak geriye bir şey kalmaz gibi bir cümleniz vardı ve not etmiştim onu. Şimdi biz daha çok siyasi tarihe, sisteme, teşkilat bunlar da önemli, hakikaten kıymetli. Ama o arada acaba hakikaten insanı kaybediyor muyuz meselesi? Bir de insanı inşa etme meselesi çok zor bir konu. Bu arada bu Biyografi Enstitüsü'nün yayınlarını da videolarını da izliyorum. Model almak üzere Ali Akyıldız hocam ve lafı uzatmayayım. Her birinden bir şeyler öğreniyoruz. Mesela biyografisi yazılacak kişinin suyun üstünde tutulma çabası böyle zihnimde Yüksel Bey'in ifadesiydi. Ben aslında bir Timur biyografisi arzu ediyorum. O alanda çalışıyoruz. Seferlerini, savaşlarını vesaire yazıyoruz ama insanı inşa etmek ve orada insanı bulup çıkarabilmek hakikaten çok zor bir şey. Bu manada ben burada dinlediğim şeylerden çok çok besleniyorum. Hem şahsınıza hem de bu etkinlikle ilgili bütün emeği geçenlere saygılarımı sunmak istiyorum. Burada şunu da sormak isterim. Bir şahsı inşa ederken insan hem olumlu hem olumsuz tarafları olan biri. Siz iyi yönlerini de bulalım istiyorsunuz. O cezbediyor, çalışkanlığı, gayreti vesaire. Ne kadarı hakikati yansıtabilir? Şimdi mesela ben bir Timur yazdığımda bu benim Timur'um mu? Hakikaten olan mı? Manz'ın kitabını okuduğumda bütün davranışlarını hırsından diyor. O cümle geliyor aklıma. Ama ben baktığımda tam öyle görmüyorum. O insanı inşa ederken ne kadarına vakıf olabiliyoruz? Nerede durmalıyız? Onu tartamayız. Hem tartılan olamıyoruz çünkü. Yani orada o çıkmaz var. Ama şöyle bir şey var. Çok... Yani olduğu kadar moda tabirle bu Barkan'ın sözüdür. Çok vaka toplamak lazım adamın her türlü hareketine dair. Bir de dediğim gibi yani insanın tarih ilmi bence önce insanın hakkını vermeli hocam. Yani tarih yeryüzünde insanoğlunun hadiseler içindeki iradesinin dalgalanışını vermeli bence. Yani ekonomik tarih. Mesela ekonomik tarih dedik, İngiltere'nin sanayileşmesi. 1733'te zannediyorum 33'te Key diye bir adam, K-A-Y, uçan mekiki icat etmiş. Uçan mekik icat edilince İngiliz dokuma sanayi zaten asıl sanayinin lokomotifi olmuş. Siz Ankara'da 1 metre bez dokuyunca kadar adam 20 metre 30 metre bez dokuyor. Bir de insanların... Bu Plutarkos'un sözü bazen şahsiyeti ufak bir espride, ufak bir harekette saklıdır. Yani insanların ufak hareketlerini de gözden kaçırmamak lazım. Mesela Tomamba'yı öldürmek zorunda kalmış Mısır'da Yavuz. Çünkü isyan etmiş. Yani ona teslim edecek aslında. Tek şartı, iki şartı var. Hutbeler benim adıma okunsun, para benim adıma kesilsin diyor. Sen o kal Mısır'da gene diyor. Tomamba gene çevresinin herhalde şeyiyle, tarihiyle isyan edince öldürüyor. Cenazesine katılıyor. O arada Mısır kadısı hüngür hüngür ağlıyor. Yavuz'un sözü. Acaba ben ölseydim de arkamdan böyle bir adam ağlayan çıkar mıydı diye sitem ediyor.
Yani basit bir şey ama çok önemli yani. Veya bakın, siyasetin en ideal tarifi adam seçme sanatıdır. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı Piri Paşa diyor ki çok yoruluyorum paşam diyor. Çünkü Yavuz'un yanında olup da tembel olmak mümkün değil. Şimdiki gibi değil yani devlet düzeni. Şimdi insanlar günümüzde çalışacaklarsa kendi imkanlarını, aşklarını, heyecanlarını kullanıyorlar. İmkanlarını kullanıyorlar. Çalışma niyeti verirlerse. Fakat tembellik yapacaklarsa devletin imkanlarını kullanıyorlar. Oradaki imkanlar daha sonsuz. Deniz gibi, derya deniz. O kadar bol ki. İnanamazsınız. Ekmeğiyle oynamayalım. Yazıktır. Günahtır. Çoluk çocuğu var. İyi de adalet nerede kalıyor? Çünkü şefkat kolaydır. Zor olan adalettir. Arz edebiliyor muyum? Şimdi o bakımdan Piri Paşa diyor ki bana bir yardımcı vezir müsaade ederseniz alayım diyor. Al diyor, Mustafa Paşa olsun diyor. Mustafa Paşa da biraz hırslı, biraz böyle düzenbaz falan, öyle anlaşılıyor. Bir gün Yavuz Sultan Selim elinde ok, ayakta şöyle vururken okla Mustafa Paşa giriyor. Sadalete göz koymuş. Ya bu işte Allah böyle yaratmış, ne diyeceğiz? Halbuki bir söz var. Rakibin ölmesine çare yoktur. Meğer vezir ola Sultan Selim'e. Yani çok tehlikeli. Piri Paşa'yı şikayet etmeye başlayınca kafasına elindeki oku indiriyor. Yıkıl git karşımdan, ben bunca zamandır çalıştırdığım türkü bilmez miyim diyor. Piri Paşa hakkında. Sonra da anlatıyor. Bak senin vezirin böyle yaptı diye anlatıyor Piri Paşa'ya. Şimdi Yavuz'un bu hareketinde inanılmaz bir meziyeti var. Adam seçme sanatı. O çok önemli. İyisini, layığını seçeceksin. Ehliyeti, liyakatlisini seçeceksin ama demokrasilerde itaat ve sadakata bakılır. Başka efendim söz söylemek isteyen Ali abi, ben şeyi merak ediyorum. Bu çalışmalarınızı yaparken ne tür kaynaklardan istifade ediyorsunuz? Nüfus kağıdı ile mezar taşı arasında ne varsa. İyi bir kütüphaneniz olduğunu biliyoruz. Onun dışında arşivlerde mi çalışıyorsunuz? Tabii arşivde. Nerede ne varsa. Yani suyu mümkün olduğu kadar derinden ve serinden çekmeyi severim. Herkesin ayaklarıyla kirlenmiş suyu, yani 100 kere kullanılmış bir kaynağı kullanmak benim için zevk vermez bana. Mesela kaynakları tararkene köylü tabiriyle bendeniz keşfedilmemiş kaynakları seviyorum. Bu kaynakları nerelerden buluyorsunuz abi? Abi bir kere şunu arz edeyim. Sahaflarla irtibatınızın, ilişkinizin iyi olduğunu biliyoruz. Sahaflardan ne suretle, nasıl istifadeniz oluyor? Sahaflardan bir sahaf olarak ne hani... varsa, param olmasa da alıyorum. Alamazsam rahmetli annemden kalan bir dönüm yeri satılığa çıkarıyorum ama henüz mecbur kalmadım. Sağ olsun onlar da bana inanıyorlar. Param olmasa da veriyorlar. Sonradan ödüyorum. Mesela bu elimdeki fotokopi hocam. Evet. Basılı kaynak ama şey kadar eksik. Yani yazma kadar eksik. Yazma kadar nadir. Vilayat-ı Osmaniye'de müstahdem Vülat'ın tercüme-i hal hülasalarını mübeyyin defter. Evet. Matbaa-i Amire basmış ve buradaki bilgiler aynı zamanda arşive de atıfta bulunuyor. Yani sicil defterinin falan numaranın falan sayfasında diye. Bizim meslektaşlar pek taramadıkları için, yani kaynak
yeni kaynak keşfi gibi bir heyecanı olmadığı için çoğunun. Ben çünkü kenarda kullanılmamış, hatta milletin ismini duymamış kaynakları toplamayı seviyorum. Bir de 58'den beri sadece yaptığım iş kitap alıyorum, kitap ciltletiyorum, kitap okuyorum, biraz da yazıyorum. Şimdi mesela 50 sene ve daha fazla sene tebabet yaşamış meslektaşların jübile hatırası. Bakın bu incecik kitapta bu şehirler hakkında sıhhi içtimai coğrafya dizisi vardır 18 tane. Son 3 tanesi onun Latin harfleriyledir. Onlardan Ankara'yı yazan Saffet Öney. Tam adı Müstiddin Saffet. Ankara'nın sıhhi içtimai coğrafyası da iyi ciltlerden birisidir, hacimli. Evet. Bastılar hocam bunu Ankara Belediyesi'nden. Rahmetli'nin soyadı bile yok. Mesela Ankara dışın İstanbul dışında basılmış olanlardan bir iki örnek getirdim. Sizin sorunuz iyi oldu. Şeyh Şaban-ı Veli ve Postnişinleri. Kastamonu Şaban-ı Veli Derneği, Kastamonu 1983. Yok yok, 1983. Mesela İbrahim Ethem Aykut, Hayatı Hatıraları. Vefik Altu, bunun soyadı Kitapçıgil oldu. Hatıraları da çıktı bunun. Hatıralarda inanılmaz keşfedilmiş kaynaklar var. En son okuduğum hatırat, Şeyhülislam Ürküplü Hayri Efendi'nin oğlu, tam adıyla Ali Suat Hayri Ürküplü'nün Hatıraları. Birkaç sene önce çıktı. İçinde mesela İstiklal Harbi'ne katılmayan insanlara dair bir fasıl var. Geçenlerde Ufuk Uras'ın, Ufuk Uras'ı tanırsınız, babasının hatıralarını aldım. Hasip Uras. Orada bir hadise var. Ona dair bilgi çok aslında ama bu ek bilgi. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasına gidiyor Yeşilköy'de. Ziyaret ediyor falan. Çok memnun kalıyorlar, karşılıyorlar filan falan. Otururken ya Nuri Bey neden devletle işbirliği yapmıyorsun diyor başbakan. Evet. Diyor ki ya ne zaman devletle muhatap olduysam memurlarınızla çok affedersiniz. Çok yaygın maalesef Osmanlı Devleti'nde ve Cumhuriyet'te de rüşvet istediler her defasında diyor. İnanılmaz derecede sinirleniyor. Delilin var mı diyor. Evrak dolu iç oda diyor. Git getir diyor. Kapıdan çıkıyor iç odaya geçiyor evrak getirecek. Kalkın diyor bu adam şimdiden uçmaya başlamış diyor. Ondan sonra kalkıp terk ediyorlar. Alasmaladık demeden. Hasip Uras anlatıyor hatıralarında. Ve toprağına el koyuyorlar. Metrekaresi 150 kuruştan alıyorlar. Adamın fabrikasını batırıyorlar. İnanın. Onun için keşke ikinci adam yerine ikinci adam diye yazsaydım dermiş Aydemir bir rivayete göre. Ve buna dair başka şeyleri de var. Mesela bunlar küçük ama büyük hadiseler. 1923 yazında İstiklal Harbi'ni yapan meclis kapatılıyor. Kapatılınca Süleyman Beyoğlu'nun yayınladığı hatıralarda var. Ahmet Faik Hurşit Günday tam adıyla. Sınıf arkadaşına gidiyor dışişleri müsteşarı Hamdi Arpa. Diyor ki ya İnönü'ye söyle de diyor şu bizim biradere diyor Ziya Hurşit. Hiç değilse diyor bir şey versin diyor. Bir elçilikte mesela Paris'te olabilir diyor. Bir sekreterlik versin. Geçinsin yani orada o zaman iş hayatı böyle değil ki. Hayır o ikinci gruptandır. Asla bir memuriyet veremeyiz ikinci gruba diyorlar. Adamlar silaha sarılıyor. İzmir suikastine katılıyorlar. Adamı köşeye sıkıştırmışsın, aç bırakmışsın. Tamam mebus yapmadın, güzel. Yalnız Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya en çok yardımcı olan, hatta bir numara belki de, Süleyman Necati Güneri'ye Atatürk'ün emriyle öğretmenlik veriyorlar. Ama İzmir suikastinde onu da sigaya çekiyorlar.
Bakıyorlar bir şey yok. Zaten Atatürk'ün sevdiği bir adam. Bırakıyorlar. Sonra bir şey daha yapıyor Atatürk. Ölürken yapmak istiyor ama bir kısmını yapamıyor. Mesela Rauf Orbay'la görüştürmüyor çevresi Atatürk'ün. Rauf Orbay İstanbul'dan Ankara'ya geliyor, çevresi görüştürmüyor. Rauf Orbay anlatır hatıralarında. Bir şey daha yapıyor. 1937 senesinde ara seçimde Süleyman Necati'nin haberi olmadan Süleyman Necati'yi Zonguldak mebusu seçiyorlar. Ailenin rivayetine göre, Süleyman Necati'nin küçük biraderinin torununa göre de onların soyadını Mustafa Kemal Paşa veriyor. Bunlar küçük gibi görünür ama çok büyük hareketler. Yani insanları köşeye sıkıştırmayacaksın. Ver bir memuriyet, öğretmenlik ver, bir şey var. Jandarma yap adamı, bilmem ne, bir şey yap yani, milletvekilliğinden alıyorsun, kapıya atıyorsun. Neyse, şimdi bol, Allah'a şükür, yağlı yapraklı şeyler var da, maaşlar. Mesela Bergama'da fikir adamları, taşrada basılmışlardan getirdim örnek, çok nadir. Yani şöyle bir şey var Bahtiyar Bey, şimdi batıda kütüphaneciler inanılmaz şekilde çalışıyorlar. Bizdekiler sabah girip akşam çıkıyorlar. Mesela 1900 bende var. maalesef istisnaları var ama size inanıyorum Selahattin Bey bütün kalbimle. Mesela Rusya'da Kaufmann diye birisi, Alman asıllı, muhtemelen Orta Asya Umum Valisi Kaufmann'ın oğlu olabilir. 1955'te Rus Biyografi Sözlüğü diye bir kitap çıkarıyor hocam. 5-600 sayfa. O zamana kadar Rusya'da hakkında yazı yazılmış bütün kişilerin isim listesi var. Ve yazıların ve kitapların listesi var. Batı'da da öyle. 1932'de mi ne başlıyor? Fransızların ünlü milli biyografileri. Zamanımıza kadar geldi. Tamamlandı mı bilmiyorum. Onun örneğini bir de bizde birisinin ölüm tarihini bulmak çok büyük meziyet. Yani rahmetli Fahri Çoker Paşa 40 yere yazı yazmıştı parlamento tarihini yazarken. Mesela Amerika'da 1858'den beri New York Times gazetesinde çıkan ölüm ilanlarının 350 bin ölüm ilanının indeksi yayınlandı hocam. İlim de her taraf çalışırsa ilim bir işe yarar. Her taraf çalışacak. Yani bizimki çok çok körlemesine gidiyor. Mesela Ömer Rıza Kehale'nin Mucemül Müellifi'nin de 18.615 kişi var. İngilizlerin Dictionary of National Biography'si var. 21+1 cilt. Fransızların Dictionnaire de Biographie Française'leri var. 1932'den beri İslam Ansiklopedisi gibi fasikül fasikül çıktı o. Yani Milli Eğitim'in İslam Ansiklopedisi gibi. Sonra İçelden Yapraklar. Tire'de Yetişen Alim, Şair, Mütefekkir, Mutasavvıflar 1959 Tire. Karatekin Uluları Çankırı. Çankırı'da basılmış mahalli yayınlar. Birecikli Namık Ekrem bu tek kişi. Ama İlber Ortaylı hocamızın Çarlık Rusyası'nda Türkçülük Hareketleri ve Gaspar Ali İsmail bu ilk eseridir hocamızın. Milliyetçi Türk Kadınları Derneği yayınlarından çıktı. 1968 Osman Bayatlı'nın biyografisi, Balıkesir'in yetiştirdiği ünlüler. Aslında takım çalışması yok Türklerde. El yordamıyla gidiyor bir şeyler. Maalesef. İlim müesseseleşmemiş. Şimdi Mübeccel Beli Kıray diye bir şehirci var. Biliyorsunuzdur, doktora tezi Ereğli. Onun İzmir hakkında örgütleşemeyen kent, İzmir diye bir kitabı var. Şimdi örgütleşemeyen genç kent kitabının bir benzeri de Türkiye'de şöyle söylenebilir. Örgütleşemeyen ilim. Yok.
Ben bir rektöre o zaman üniversiteler kitap basıyordu 80 civarında. Tanıdığım, tanıştığım mülkiyeli bir rektöre ya niye üniversitelerin Van'da kitap basılıyor haberimiz olmuyor mesela. Neden bir kitap satış merkezi hatta tavsiye edilen kitapları da alırsınız yayın evlerinden talebeye satarsınız filan dedim. Ha iyi fikir filan dedi ama anlaşılan YÖK'te bir netice vermedi. Yani kurumlaşamıyoruz moda tabirle müesseseleşemiyoruz veya nasıl anlatayım bilmiyorum. Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Hocam, Sicilli Memurun Osmanlı'nın devamı geldi mi o ilk cidden sonra? O da çok güzel bir şey, biyografi. O ama şey... Elif'ten Cim'e kadar. Dört faskül mü nedir? Yok, bir. Yani Elif'ten Cim'e kadar bir şey oldu. Yani belki o dört faskülü... Dört fasikül var bende. Bir arada yani ben kuracak bir şey cilt olarak bulmuştum. Mesela o çok, onun bir de belgelerini buldum. Doğrudan doğruya yazışıyorlar şeyle kişilerle. Ve onlardan tercüme halleri isteniliyor. Tıpkı Sicilli Ahval defterlerinin hani dosya sistemine geçtiği gibi. Baskı tarihini hatırlıyor musunuz? Onu hocam 1910'da yanılmıyorsam başladı o. Ama bendeki fasiküller mimarfi de var bendekilerde yani. Yok hocam ben tek bir şey. Elif'ten Cim'e kadar ve çok güzel. Yani sizin buradaki... Kaç sayfadır tahminen? Hocam yaklaşık 300-400. Yok benimki o kadar değil. Evet. 4 fasikülü falan. Ama çok güzel biyografiler var. Mesela ilk biyografi Enver Paşa'nındır. Enver Paşa'ya soruyorlar. Enver Paşa'da tabii enteresan bir benlik. Diyor ki Balkanlarda çatışmalarda 8 kere çatışmaya girdim diyor. Saymış. Yani Kahraman-ı Hürriyet Enver Paşa diye isimlendirilmeyi hak ediyorum diyor yani. Onun birinci şeyi odur. Enver Paşa'dır. Eğer aynı kitaptan evet, bahsediyorsan. Evet, yani Elif'te zaten o Elif'e olmuşlar. Evet. Ama işte yani ben merak ettim. Acaba devamı geldi mi diye. Hayır çünkü ben sizin gördüğünüz kısmını da görmedim. Evet. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nden aldım. Pardon. Onun fotokopisini Nedret Bey'den aldım. Anladım. Sizinki hangi kütüphanede? Hocam kütüphaneye hatırlamıyorum. Onun şey yani PDF olarak olması lazım. Ben ona bir bakayım size şey yaparım, aktarım. Yani ölmeden önce görmek isterim. Allah uzun ömürler. İşte vermiyor hocam be. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Ömer hocam bakar bir şey yaparım. Yani aslında bir de edebiyatçıların böyle yaptığı bazı çalışmalar var. Yani bütünüyle terk edilmiyor. Şöyle hocam. Çok kısmi. Mesela Nevsali Malumat'ta çok güzel biyografiler var. Sonra Mütareke Devri'nde çıkan Milli Nevsal'de 4 cilttir biliyorsunuz. Milli Nevsal'de o sene ölenler hakkında kısa yazılar var. Servet-i Fünun Salnamelerinde var. 1908'den sonra 4 çıkan Nevsali Osmani'de 4.sü çok incedir. Orada Mahmut Şevket Paşa'nın ölümü var. Orada güzel biyografiler var. Mesela gene bunu izninizle anlatayım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması diye bir tez çıktı. 300-400 sayfa. Orada Sadrazam Tunus Tahir'in Hayrettin Paşa'nın yazısıdır diye iktisat yazıları nakledilmiş, yorumlanmış falan. Halbuki o tez onun üstüne oturuyor yalnız. Halbuki oradaki Hayrettin, Lehli Hayrettin. Sadrazamla alakası yok. Bunu bendeniz yazmıştım. İkinci baskıda alelacele Tunus Hayrettin Paşa yerine Lehli Hayrettin koymuş. Kitabı yazan Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması tam ismi. Sonra olmadı ama Tunus Hayrettin şey başka yorumlanır. Lehli Hayrettin başka yorumlanır. Polonyalı Hayrettin, Lehli Hayrettin o zamanki sık kullanılan isimle ve Lehli Hayrettin üstelik
Üstelik Türkçe bilmiyor. Yazılarını Fransızca yazıyor. Gazete idaresi, Terakki gazetesi Türkçe'ye çevirip basıyor. Osmanlı toplumunun iktisadi meseleleriyle de alakası yok ama bilgili adam, iktisatçı, Avrupa'daki iktisat bilgilerini yazı haline getirip Terakki'de yayınlıyor. Osmanlı cemiyetiyle ve meseleleriyle alakası yok çünkü adam meyhanede yatıp kalkıyor ve gece gündüz içiyor. Şimdi Lehli Hayrettin dersen başka yorumu gerekir. Tunus Hayrettin Paşa dersen başka yorumu gerekir. Tunus Hayrettin'i silip yerine Lehli Hayrettin yazınca o yorumlanır mı? Üstelik onu da tanımıyor. Şimdi Tarih Nedir kitabının son baskısı çıktı ilaveli. Karın hayatına dair de yazılar var onda. İletişimden çıktı gene. Şimdi Tarih Nedir kitabının 97. sayfasında, onu yeni kullandım bu son yazımda, yarım kalan yazımda. 97. sayfasında son baskının diyor ki, Kar tarihçi değil biliyorsunuz. Ve çok enteresan adam yalnız. Diyor ki, tarihten önce, yani kitabından önce tarihçiyi tanımak lazım. Yoksa kitabı manalandıramazsınız veya yanlış manalandırırsınız. En azından eksik olur. Aslında kabul etmek lazım, şiirini okuduğunuz adamın da şiirinden önce adamı tanımanız lazım nasıl bir hayat yaşadı diye. Şimdi siz kaldırımları nasıl manalandıracaksınız? Rahmetli Paris'e gitmiş. 1924-25'te kitabı çıkıyor. Örümcek Ağa. 24 Şubat'ında gitmiş. 7,5 ay kumarhanede kumar oynamış. Elbisesini satmış. Bu arada kendisine bedenen yakın olan Burhan Toprak doktora için giden. O elbiseyi gündüz giyip okula gitmiş. Akşam gelince Necip Fazıl merhum kendi anlatıyor bunu. Elbiseyi giymiş kumarhaneye gitmiş. Gece sabaha karşı kumarhaneden çıktığı zaman Paris kaldırımları o zamanlar daha çok kaldırım taşı vardı. Paris kaldırımlarında sessiz, gecenin sessizliğinde tak tak yürürken kaldırımlar şiirini yazmış. Şimdi Necip Fazıl'ın hayatını bilmezseniz bu şiiri İstanbul'da yazılmış zannedersiniz. Halbuki o sıra İstanbul'da yürüyecek o şekilde güzel kaldırımlar yok zaten. Yani tarihten önce tarihçiyi tanımak, yazanı tanımak her kitap için bahis mevzu. Mesela Fransızların ünlü yazarlarından Sembeu ki 60 civarında kitabı var, çok çalışkan bir adam, doktor aslında. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa 1869'da Sadrazam Fuat Paşa ile aynı sene ölmüşler. 65 yaşında. Diyor ki onu anlatan Avrupa Edebiyatı tarihi var. Yusuf Şerif Kılıçel'in Darülfünun'da Garp Edebiyatı müderrisi orada anlatıyor. Diyor ki Sembeu kitabından önce insanları incelerdi ve onların sosyal şartlarını, nasıl büyüdüklerini, hangi aileden çıktıklarını çok iyi araştırmadan kitabı hakkında bir şey yazmazdı diyor. Bu bütün kitaplar için söz konusu. Hatta kitap için değil, sözlü rivayetler için de söz konusu. Hadiste öyledir mesela. Hadis alacaklarsa adamı çok iyi tanırlar ve o çok iyi bir tenkit şeyidir, usulüdür. Fakat bizde okuyucu merak etmiyor. O kadar uydurma eserler piyasada var ve satılıyor ki inanamazsınız. Şimdi malumatçı Baba Tahir hakkında bir kitap çıkmış. Adama baktım, adam her konudan yazmış. Araştırmacı gazeteciymiş. Bu araştırmacı kelimesinden, araştırmacı yazar kelimesinden nefret ediyorum. Son zamanlarda bana da araştırmacı dedikleri zaman evet ben de araştırmacı okurum diyorum. Ama yani zannediyorum Türkiye'nin yegane araştırmacı okuru benim. Araştırıp okuyorum.
Herkes yazar. Yok maalesef. Maalesef. Onu anlatacağım. Malumatçı Baba Tahir çok mühim bir adam. Malumat mecmuası çok mühim bir kere. Orada da epey bir biyografi vardır. Güzel yazılar. Ama yazarı tanımıyorum şimdi. Bir kitapçıda görsem de baksam nedir diye. Adam her şeyi yazmış yazan. İstanbul Seriliği hakkında hocam epeyce özellikle tıpçılar hakkında. Evet var. Çok zengin bir biyografi malzemesi. Biliyorum. Sizin ölüm tarihlerini, ölüm ilanları söyleyince fedai ettiğinde. Evet onda, için onda var. Feridun Dilim'in çıkardığı Dilim'de var. Çok güzel şeyler. Bir şey... Baba Tahir diyoruz. İşte Baba Tahir kitabı görmeden almayacağım. Çünkü çıkanı, şey yazanı tanımıyorum. Bir de kitaplarına baktım. Her telden çalmış. Kitap olmamış hocam. Yani içine her şeyi koymuş ama hiçbir... Siz gördünüz mü? Hanımefendi deminden beri ne susuyorsunuz yani? ama aydınlatın beni diye çanak tutuyorum ya. Size bütün kalbimle inanıyorum ve kitabı kütüphaneme sokmuyorum. Öyle. Ben aldım hocam, pişman oldum yani. Bir yanlışı iki defa yapmam. Öyle yani, onu tanımak lazım. Ünlü bir Fransız Bourdieu'nun kitabını aldım. Türkçe'ye benzer bir lisanla tercüme etmişler. İade ettim kitabı özür dileyerek. Efendim buyurun. Beyefendi buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biyografileriniz genelde ikinci, üçüncü şahıslar. Bir padişah biyografisi yazmayı düşünüyor musunuz? Ve yok, ondan korkarım hocam ya. Peki padişah yüksek biyografisi makamlarda... yazmak mümkün müdür sizce? Tabii. Niye mümkün olmasın? Mesela şeyin bu üçlemesi var. Dede, oğul ve torun. Selahattin Tansel'in güzel yani hiç yazmamaktan iyi ama tanımak lazım onları da fakat ince işçilik yani bir Yavuz'u güzel bir biyografisi var şeyin Feridun Hoca'nın biliyorsunuz Fatih Beyazıt Beyazıt Yavuz ve Kanuni'yi yazdı birinci ciltte güzel biyografi ama Yavuz tabi şimdi şey aklıma geldi, çok oldu okuyalı. Yavuz Sultan Selim ağlıyor diye Feridun Fazıl Tülbençi'nin bir romanı var. Ama orada Osmanlı vekainamelerden de sayfalar vardır. Onu merak ediyorum. Gidersem onu alıp okumayı düşünüyorum. Bakalım o ne yazmış. Yavuz Osmanlı padişahlarının bence en orijinali, en enteresanı, inanılmaz bir adam. Sorumuz daha var hocam. Son soruları alalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hatıratın da öneminden bahsettiniz biyografinin yanı sıra. Sizin hatıratınızı ne zaman okuyacağız? Bilemeyeceğim bir soru sordunuz. Bunu bilemem. Yalnız ben... Ya da yazmayı düşünüyorum. Ya biraz yazdım ama şöyle benim hatıralarım... Sıra gelmeyecek galiba. Çünkü sevdiklerimi yazmak istiyorum. Hocam biz de sizi seviyoruz. Yani A4 kağıdını verirseniz çerçeveletirim. Ankara'da da seni seviyoruz diyen hiç kimse yok yani. Yani Kadir Bey... ama görüyorsun işte manzarayı. Ankara'ya gidince de İstanbul için aynı şey yapıyor musun? Yok, İstanbul'u her zaman ilmin payitahtı olarak görüyorum ve bunu açıkça söylüyorum. Hak yemem. Günahım var ama ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın karşısına
hak yiyen şahıs olarak çıkmayacağım diye düşünüyorum. Hocam Ankara'da efendim? Nurullah Öztürk var. Sizi çok sevdiğini devamlı söylüyor. RTÜK üyemiz. Beni çok sevdiğini ama bana söylemedi ya. Yani haberim yok. Kendisine iletir hocam. İletin lütfen. Peki efendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.